arkadaşlar bugün sizlerle hangi mağazadan ne almamız gerektiği üzerine konuşacağız. Daha önce bu tarz bir videom vardı ama o zamanlar bu kadar çok etkinlik ve bu kadar çok mağaza açık değildi. Şimdi çok daha fazla mağaza açık olduğu için hepsiyle ilgili sırasıyla konuşacağız. Tabii burada kendi fikirlerimi ileteceğim. Gelsinize yorumlarda kendi düşünceleriniz veya farklı bir görüşünüz varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendimce size en avantajlı şekilde nereden ne almanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Evet mağazalar sekmemize başlayalım İlk olarak burada karşımıza göçebe tüccar mağazası çıkıyor arkadaşlar Siz Eğer oyunun başındaysanız burada böyle çok yüksek e, alımlı şeyler yapamazsınız atıyorum 100k 200k gibi e, durumlarda pek fazla alım yapamayabilirsiniz ama bir süre sonra bir iki hafta içerisinde zaten yeterince kaynak üretmeye başladığınızda bu tutarlar sizin için çok düşük rakamlar olacak sen gördüğünüz gibi kaynaklarımız oldukça fazla, ilerleyen seviyelerde kaynak sorunu kalmıyor. O yüzden burada rahatlıkla bunları alabiliyoruz. Burada bunları almamızın sebebi ne dersiniz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada araştırma hızlandırması, eğitim hızlandırması, inşaat hızlandırması gibi karşımıza hızlandırmalar çıkıyor. Onun dışında ücretsiz buradan kaynak karşılığı alabileceğiz ışınlanmalar çıkıyor bunları alabilmek için arkadaşlar burada elmas denk gelene kadar şu şekilde alım yapıyoruz. Böylece buradan kaynak karşılığı hızlandırma almış oluyoruz. Günlük bütün ücretsiz çevrim haklarımızı da kullanıyoruz tabii ki. Ee, sonrasında burada hepsi elmas geldiği zaman buradaki ücretsiz yenileme hakkını kullanıyoruz. Ama siz e, indirimli hızlandırma almayı tercih ediyorum derseniz tabii ki de ona bir şey diyemem. Bu sizin yatırım gücünüzle alakalı bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi elmas olmayan kısımlardakileri alıyorum. Bu şekilde gene ücretsiz yenilemeye geçiyorum. Şansınızda çok denk gelmedi ama normalde burada bayağı bir denk geldiği oluyor arkadaşlar. Bu sefer birazcık şanssızlık. Genelde elmaslı olanlar denk geldi. Ama yine de ona rağmen en az bir 5-6 tane hızlandırıcı almışızdır. bir tane daha geldi. Bugün yeterince alabileceğimiz kadar hızlandırıcı almış olduk. Şimdi sonraki sekme olan gizemli mağaza sekmesine geçiyoruz arkadaşlar. Gizemli mağaza sekmesine böyle e, alım yapabileceğiz indirimli şeyler oluyor. Ayrıca sağ üst köşede de bir ücretsiz yenileme hakkınız oluyor. Her gün mutlaka bu ücretsiz yenileme hakkınızı kullanın arkadaşlar. Çünkü burada indirimli şeyler haricinde ücretsiz olarak e, karşımıza çıkan ekipmanlarda oluyor. Mitik parça olsun, esas, esans taşı olsun, hızlandırma olsun. Bunları daha önce burada ücretsiz bir şekilde aldığımda olmuştu. burada şans eseri arada ücretsiz olanlarda denk geliyor. Peki onun dışında ücretli olanlardan buradan ne alabiliriz derseniz arkadaşlar. Buradan şu kahraman aleti sandığı dediğimiz e, hirolarımızın silahlarının bulunduğu silah parçalarının bulunduğu sandıkları öneririm arkadaşlar. Ee, Tabi burada önceliğiniz 50 indirim denk getirebildikleriniz olsun yani 10 indirim veya yüzde 20 indirimle bence alım yapmayın biriktirin buradaki puanlarınızı Ondan sonra 50 indirim denk geldiği zamanlar alım yapın zaten o puanlar hızlı dolmuyor günlük görevlerden belirli bir miktar geliyor sadece o şekilde dolduğu için çok fazla hızlı da dolmuyor zaten burada kesinlikle indirimsiz gördüğünüz bir şey almayın derim arkadaşlar %50 indirime girdiği zaman bu kahramanın donanma aleti sandığını alabilirsiniz. %50 intikal hızlandırıcı alabilirsiniz. esas taşı alabilirsiniz. Bence buradan alabileceğiniz eşyalar bu şekilde. Bugünlük ücretsiz yenileme hakkımızı kullanalım. Bakalım güzel bir şeyler denk gelecek mi? Evet gördüğünüz gibi %50'lik sandıklar geldi. İsterseniz bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü %50'lik denk gelen bir şey gayet iyidir yani. %50 denk geliyorsa çok kötü bir şey olmadığı sürece alınır. Bence bu sandıkta alınabilir diye düşünüyorum. Evet, geçelim Arena mağazasına. Arena mağazasında kesinlikle özel mitik kahraman donanım sandığını alacaksınız arkadaşlar. Burada Arena puanlarınızı biriktirip biriktirip bu sandıktan alacaksınız. Ben tabi şu an bir süredir bu eyalette ara verdim. Bu bu eyalette açmamın sebebi de Hani bütün e, mağazalar açık olduğu için burada gösteriyorum. Yoksa aktif oynadığım sunucu 1453 biliyorsunuz ki. Sadece burası eski sunucum olduğu için burada bayağı bir birikmiş alım yapmadığım için. Mesela burada mitril de var. Bunu da alabilirsiniz. Buradan mitik sandık ya da bu mitril dediğimiz ögeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Bazen bu e, güçlendirici serum da çok zorda kalırsanız alabilirsiniz. Ama dediğim gibi Önceliğiniz kesinlikle buradaki özel mitik kahraman donanım sandığı olmalı arkadaşlar. Evet geçiyoruz VIP mağazasına. VIP mağazasından ne alınabilir? Işınlanma ee, alınabilir arkadaşlar. Eğer çok ışınlanma tüketen birisiniz gelişmiş ışınlayıcı alabilirsiniz. Normalde 4000 elmasa ışınlanmak varken burada 4000 elmasa iki tane ışınlayıcı alabiliyorsunuz. Bunu atlamayın kesinlikle. Bu da unutulan hata düşen şeylerden biridir. Elmasla ışınlanma yapmak yerine buradaki gelişmiş hızlandırıcı alın. Tabi VIP seviyenize göre alabileceğiniz ödül çeşitleri de artış gösteriyor bu şekilde. E, ee, kahraman saldırı bafları birlik bafları da alabiliyorsunuz. Elmas mağazamız da bu şekildeydi. Gelelim ittifak şampiyonası mağazasına. İttifak şampiyonası mağazasında alacağınız şeyler belli arkadaşlar. Direkt şöyle tasarım planına. Her hafta bunu alıyorum. ya da ittifak şampiyonası sık gelen bir etkinlik arkadaşlar. Sık gelen bir etkinlik olduğu için gördüğünüz gibi 188 bin kadar bir birikme olmuş. Buradan cila çözeltisiyle parşömen almanız yeterli. En çok bunlar gidiyor. Bazen sert alaşım da gerekebilir ama çoğu zaman gerekmiyor çünkü seferberliklerden veya işte kendi saldırılarınızdan gelebiliyor. Buradaki alacağınız şey tasarım planları ve cila çözeltisi olmalı arkadaşlar. Mesela biz şu an donanım geliştirmesine bakalım. Bizden ne istiyor? Bizden tasarım planı, çila çözeltisi ve demir alaşımı istiyor. alışımımız zaten oldukça fazla gördüğünüz gibi. cila çözeltisi de aynı şekilde çok fazla. Bizim şu an deli gibi ihtiyacımız olan şey tasarım planları arkadaşlar. Başlangıçta e, tasarım planları sanki çok lazım olmuyor gibi geliyorsa çünkü başlangıçta sadece belirli aşamalarda gerekiyor. Ama bir noktadan sonra hepsi gerekiyor arkadaşlar. Hem Cinetweets hem tasarım planı gerekiyor. o noktaya geldiğinizde zaten tasarım planının önemini kavramış oluyorsunuz. Benden size tavsiye arkadaşlar. Buradaki mağazalardan birinde tasarım planı görüyorsunuz direkt önce onu alın. Şu an ilerleyen seviyelerde olduğum için konuşuyorum. Ateş kristalleriyle tasarım planı alınabilecek en önemli şeyler arkadaşlar. Unutmayın. Evet ittifak şampiyonasında alacaklarımız da böyleydi. Gelelim dökümhane mağazasına. Burada da tabii ki görür görmez hemen şuradaki tasarım planlarına gidiyorum. Çünkü en çok ihtiyacım olan şey dediğim gibi. Burada tasarım planları sonrasında alınacak şey arkadaşlar kesinlikle cila ya da demir alaşım değil. Buradaki tılsım geliştirme eşyaları. Hangisine daha çok ihtiyacınız varsa bunlardan ona göre alabilirsiniz. Yani sizin e, geliştirdiğiniz tılsımların bunların durumuna göre kaçıncı seviyesiniz hangisinden daha fazla ihtiyacınız oluyorsa onu tercih edebilirsiniz Ben şu an ikisinden de eşit bir şekilde aldım buradan da dediğim gibi tasarım planı ve tılsım geliştirme eşyalarını alacaksınız arkadaşlar kesinlikle buradan başka herhangi bir şey almayın Evet geldik en güçlü eyalet mağazasına arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu üstteki özel öğeler şu an kilitli. Yenilenme zamanı 4 gün sonra olacakmış. Biz buradan öncelikle ateş kristallerini görür görmez zaten tak diye alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında da tasarım planına. Bunlar bizim bir önceki en güçlü eyalet etkinliğinden kalan puanlarımızla aldıklarımız. Zaten yakında yenisi geliyor bu etkinliğin. Birkaç gün sonra yeni eşleşmemiz olacak. Yeni eşleşme olduktan sonra da zaten yine en güçlü eyalet etkinliği başlayacak ve oradan puanlar kazanmaya başlayacağız. Buradan yapacağımız şey arkadaşlar şuradaki 50 tane ateş kristalini almak. Buradaki 50 tane ateş kristalini almak. buradaki mitik parçalarla da uygun aslında. Buradaki mitik parçaları da alabilirsiniz. Onun dışında da e, tasarım planlarını almak. Tüm bunları aldığınız halde hala daha buradaki puanınız artıyorsa o zaman tılsım tasarımları da alabilirsiniz. Ama öncelik kesinlikle ateş kristali ve tasarım planları olmalı. Evet geldik görünüm mağazasına arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi çerçeve var. Av intikal hızlandırıcı var. İsim levhası var. Bir de birlik saldırısı var. Bunları tabi alabiliyorsanız alın. E, öncelikle e, birlik saldırısı artı 2. E, intikal hızı çok önemli değil. Bunun görünüşten başka pek bir işlemi yok arkadaşlar. Birlik savunması artı 2. Öncelik çerçeve. Çerçeveyi aldıktan sonra da e, kalıcı görünüm arkadaşlar. Bunları aldığınızda yeterli olur. Bunun isim nefasının bir etkisi yok sanırım. O yüzden olsa da olur, olmasa da olur aynı şekilde birlik intikal hızlandırıcı da olsa da olur olmasa da olur Evet, geliyoruz kanyon mağazasına Arkadaşlar bu cumartesi kanyon etkinliğimiz olacak ve bu mağazada alım yapacağız orada kazandığımız puanlarla buradan ne almamız gerekir derseniz buradan tasarım planları ve ısınma geliştirme eşyaları alabilirsiniz arkadaşlar esas taşına fark ettiyseniz hiçbir yerde söylemedim esas taşı da önemli eşyalardan biri biliyorsunuz ki ama onu zaten ayıya full katılım göstererek, ayı taktiğini uygulayarak, oradan bol bol esans taşını düzenli bir şekilde iki günde bir topladığınızı varsayarak söylüyorum. O yüzden burada esans taşını özellikle mağazada almanızı e, söylemedim arkadaşlar. Bu arada hala ayı taktiğiyle ilgili bilinmeyenler varsa, yanlış yapılanlar varsa, unutulan püf noktaları varsa diye çok yakında ayı taktiğiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyle ilgili bir video yapacağım. Sanırım artık ayı ile ilgili hiçbir eksiğiniz kalmayacak ve çok güzel puanlar elde edeceksiniz diye düşünüyorum. Evet, şimdi son mağazımız olan Elmas mağazasına geçelim. Elmas mağazasında bizi ilgilendiren hiçbir şey yok desem yeridir arkadaşlar. Bir tek buradaki megafonun bir anlamı var. O da gerçekten çok önemli bir şey olduğunda, dünya sohbetinde bir şey söylemeniz gerekiyorsa o zaman meg megafonu kullanabilirsiniz. Bunun dışında çok da önemli bir sekme değil şimdi gelelim ittifak mağazasına Arkadaşlar İttifak mağazası da en önemli konulardan biri Belki de pek çok kişinin eski es geçtiği konulardan biri olabilir burada yüzde 70 indirim olan şeylerin çoğunu alın arkadaşlar mesela yüzde yetmişlik araştırma hızlanması hemen kaçırmayın alın yüzde yetmişlik rastgele ışınlayıcı buna gerek yok böyle birkaç bir şey var. Hiç alınmasına gerek olmayan eşyalar. Zaten oyun bize 10 tane rastgele ışınlayıcı veriyor belirli aralıklarla. O yüzden bunu almaya kesinlikle ihtiyaç yok. Onun dışında yüzde %40 indirimlilere yönelin arkadaşlar. yüzde %40 indirimlilerden de gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri alın. Mesela VIP puanı gibi. Mesela hızlandırıcı gibi. İttifak mağazasına alacağınız şeyler arkadaşlar. VIP puanı, hızlandırıcılar ve ee, bu ışınlanma, gelişmiş ışınlanma, işte ittifak bölgesi ışınlanması, lider yanına ışınlanma gibi ışınlanmalar. Onun dışında kalkan da var ama kalkana çok ihtiyacınız olmuyor diye tahmin ediyorum. Çünkü nap dediğimiz bir şey var ve napta olduğun sürece kalkan gibi bir sorunuz pek fazla olmuyor. Zaten oyunda belirli sürelerle ücretsiz kalkan hakkı tanıdığı için bence bu mağazadan kalkan bir manası yok arkadaşlar. Haftalık mağazada da aynı şekilde hızlandırıcıları alıyoruz. Daha yeterli puanımız yokmuş ama hafta sonuna kadar toplarız zaten daha 4 gün var. Buradan da %70 indirimli hızlandırıcıları alacağız. Belki bu geri çağırma da az sayınızda geri çağırmayı da alabilirsiniz. Çünkü %70 indirimli. Tabii burada ittifak mağazasında güzel alışverişler yapabilmek için düzenli olarak ittifak katkısı yapmanız ve ayıyı güçlendirmeniz çok önemli arkadaşlar. Ayrıca da çıkınca oya aktif katılımda da gene buradan ittifak mağazası puanları geliyor. Süresi doldukça ittifak katkısı yapmaya çalışın arkadaşlar. Böylece buradaki tüm yüzde yetmiş indirimli olanları toplayabilirsiniz. Tabii ki önemli bir nokta transfer bileti. Eğer transfer olmayı niyetiniz varsa bu biletlerden elinizde en az bir 5-6 tane olsun. Hatta daha bile fazla biriktirebilirsiniz duruma göre. Güçlü bir oyuncusanız çok daha fazla bilet de ihtiyacınız olabilir. Bu tamamen sizin kendi kişisel gücünüzle alakalı bir durum. Evet arkadaşlar ittifak mağazası da bu şekildeydi. Benim için ittifak mağazası en değerli şey ne derseniz bir puanı kesinlikle. Çünkü VIP puanı kolay kolay dolmuyor. Nerede görürseniz görün. Ben bazen indirimde değilken bile alıyorum ittifak mağazasından. Çünkü benim için çok önemli dediğim gibi. Evet son olarak da Ayaz Serveti mağazasına geleceğim arkadaşlar ya mağazasından biliyorsunuz ki e, gül gibi şeyler topluyoruz. O topladığınız güllerle de aşağıdaki hediyelerden birini alıyorsunuz. Burada alacağınız şey kesinlikle arkadaşlar, e, kahraman donanım silahının sandığı olacak. Bu donanım aletleri biliyorsunuz ki kolay kolay toplanmıyor ve bir süre sonra çok fazla istemeye başlıyor. 10, 15, 20 şeklinde artarak gidiyor. Bu yüzden buradan mutlaka güncel olarak kullandığınız en aktif kullandığınız hironuzun e, aletinin sandığını almak arkadaşlar. Evet sanıyorum ki söylemediğim bir mağaza kalmamıştır. Eğer varsa hala aklıma gelmeyen bir mağaza yorumlarda yazabilirsiniz. Onun da açıklamasını size yaparım arkadaşlar. Evet hangi mağazadan ne almamız gerekir konusu böyleydi. Dediğim gibi çok yakında ayının püf noktaları videosuna da gelecek kaçırmayın derim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.